Evet arkadaşlar, size bugün LG 49SK 7900'e nasıl yazılım atılır onu göstereceğim. Önce şuradan yeni pencere diyoruz arkadaşlar. Yeni penceremizi şöyle alalım. Şuraya. Buraya arkadaşlar LG destek yazmamız yeterli. Şimdi LG destek yazdıktan sonra arkadaşlar destek sayfasına giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Burada destek bölümü burada. Buraya 49SK 7900 yazıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldi. Burada 49YK 7900 PLA televizyon diye geçiyor. Seçtim. Bakalım gelsin. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar sayfamız geldi burada. Şimdi burada üst kısımda cihazla ilgili bilgileri buradan görebiliyorsunuz. Bakın burada tamir talebi oluşturabiliyorsunuz. Ürününüzü kaydedebiliyorsunuz ya da destek ana sayfasına gidebiliyorsunuz. Bu sağ tarafta manuel ve dokümanlar bölümünde arkadaşlar televizyonun nasıl kullanıldığına dair bilgiler var. Tabi dosyalar da var. PDF dosyası halinde. Bunlar arkadaşlar Türkçe ve İngilizce olarak var. Aşağıda da arkadaşlar bakın burada yazılım ve sürücüler bölümü var. Buna en son 5.80.60 versiyonu çıkmış. Burada ayrıca burada nasıl yazılım atacağımızı gösteren update guide'ımız var. Bir de arkadaşlar 5.80.35 versiyon yazılımı da var. Şimdi bu iki yazılımı niye veriyorlar? Bazen kullanıcılar son yazılımı yükledikten sonra bazı uygulamaları çalıştıramıyorlar ya da bazı işlemleri yapamıyorlar. O yüzden bir versiyon önceki yazılıma dönebilmesi için burada yazılımı eski bir versiyon yazılımı burada tutuyorlar arkadaşlar. Şimdi referans bölümüne tıkladığınızda şunu kapatalım. Bu cihazın hangi televizyon bu yazılımın buradaki yazılımın bakın bu yazılımın hangi televizyonlarda uyumlu olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Ayrıca burada son yazılımda yapılan değişiklikleri bakın biraz aşağı geleceğim. Değişiklikleri buradan görebiliyorsunuz. Hangi değişiklikler yapılmış, neler eklenmiş, neler çıkartılmış, hangi sorun giderilmiş bunları buradan görebiliyorsunuz. Şimdi ilk yapmamız gereken şey arkadaşlar dosyaları indirmek. Bunun için sağ tuştan tıklıyorum arkadaşlar. Bağlantıyı farklı kaydet diyorum. Bakın farklı kaydet. Masa üstünü seçiyorum ve kaydediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada uyarı çıktı. Sakla diyorum. Aynı şekilde update kaydedi arkadaşlar. Sağ tuşta farklı kaydet deyip arkadaşlar. Masa üstünü seçiyorum ve oraya kaydediyorum. Gördüğünüz gibi onu da şuradan sakla diyorum. Evet, yazılımımız da iniyor. Dosyamız da indi. Bu arada arkadaşlar bu dosya ve yazılım inerken biz de arkadaşlar flash diskimizi hazırlayalım. Şimdi flash diskimi bilgisayara takıyorum arkadaşlar. 16 GB'lık bir flash diskim var. Şöyle bir takayım onu. Evet, taktım. Gördüğünüz gibi burada gördü. Storage olarak gördü. Saklama alanı olarak. Şimdi buradan çift tıklıyorum arkadaşlar. Gelsin. Buraya bir flash diskimiz gelsin. Ondan sonra işlemimizi yapalım. Hala güncellememizi yüklüyor. Şurada aygıt yöneticimizden arkadaşlar. Onu buldu. Evet, kullanıma hazır dedi. Tamam dedik. Şimdi bir gelsin flash diskimiz arkadaşlar. Şöyle. Buraya gelmesini bekliyorum. Bu arada yazılımımız da iniyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Bunu biçimlendireceğiz. Sağ tuşla tıklayıp arkadaşlar biçimlendir diyorum. Bakın. Burada en önemli şey arkadaşlar. Bakın şurada FAT32 varsayılan diyor ya. FAT32 versiyon yani formatladığımız zaman dosya sistemi arkadaşlar FAT32 olarak olmalı. Eğer FAT32 olarak olmazsa arkadaşlar cihazınız, televizyonunuz flash diski görmez. O yüzden FAT32 olarak biçimlendirin. Ben şimdi biçimlendiriyorum. Başlat dedim. Evet. Tamam, biçimlendirme tamamlandı. Kapatıyorum. Gördüğünüz gibi dosyam hazır. Dosyamız iniyor şurada. Bakalım. Burada dosyamız iniyor. Update kuvvetimiz burada. Dosyamız inerken biz de update kuvvetimizi bir inceleyelim. Bakalım açalım. Nasıl yazılım atılıyormuş onu bir görelim. Bakın birçok dilde yapılmış. İngilizce, İspanyolca, Fransızca gibi dillerde yapılmış. Türkçesi de arkadaşlar 24. ve 26. sayfalar arasında. Oraya inelim. Şöyle aşağı doğru ineceğim. Bakın. 1122. Evet, 24. Gördüğünüz gibi Türkçe olan bölümü burası. Burada dediği şey şu arkadaşlar. Ürünün yazılım atmadan önce muhakkak indirdiğimiz yazılım model kodunun birbirine aynı olduğunu emin olalım. Ya da gösterdiğim listedeki cihazlardan biri olduğuna emin olalım.
Ayrıca burada flash disk ile ilgili bilgileri verilmiş. Flash diskimizi formatlayacağız ve içine LGDTV adında bir klasör oluşturacağız. Bu arada yazılımımız bir insin. Bu arada biz de diğer şeyi oluşturalım. Ya da yazılımımız insin arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dosyamız indi. Burada hazır. Şurada yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Dosyayı bakın şöyle tutayım. Masa üstüne bırakmam yeterli arkadaşlar. Evet, dosyam zaten masa üstüne geldi. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. Bu dosyamız bu. Sağ tuştan tıklayıp üzerine arkadaşlar. Bakın klasörü ayıkta diyorum. WinRAR dosyasıyla arkadaşlar. Bilgisayarınızda WinRAR kurulu olsun. Sağ tuşa tıklayın arkadaşlar. Şöyle ayıkla diyorum. Onu dosyayı şu an burada gördüğünüz gibi masa üstünde klasöre çıkartıyor. Dosyamız çıktı. İçinde yazılım dosyamız burada arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi yapmamız gereken şu şey arkadaşlar. Burada bilgisayarıma gireceğim. Bunu kapatıyorum. Bilgisayarıma gireceğim. Bakın şurada update klasörünü görüyorsunuz. Update flash diskini. İçine giriyorum. Bakın burada ne diyor? LGDTV adında bir klasör oluşturun diyor. Biz de hemen sağ tuştan yeni klasör diyoruz arkadaşlar. LG alt çizgi DTV klasörünü oluşturdum arkadaşlar. Bakın içine giriyorum. Girdiğim zaman bakın içi boş. Şu an yazılım dosyamızı çektiğim yazılım dosyasını arkadaşlar bakın şuradan tutup bu klasörün içine bırakıyorum. DTV klasörün içine bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi dosyamız kopyalanıyor. Kopyalandıktan sonra arkadaşlar işlemlerimize devam edeceğiz. Evet, kopyalamamız devam ediyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi dosyamız kopyalandı arkadaşlar. Burada şöyle bilgisayarıma tekrar gireyim. Bakın update klasörünün içine giriyorum. Update flash diskin içine giriyorum arkadaşlar. Bilgisayarıma giriyorum. Update flash diskin içine giriyorum. Bakın burada LGDTV adında bir klasör var. Bunun içine giriyorum. Bakın yazılım dosyası burada. Buradan açtıktan sonra bunun içine kopyaladık arkadaşlar. Dosya olarak. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar şey şu. Bunu alacağız arkadaşlar. Bakın burada ne diyor? Flash diskimizi alacağız ve televizyonumuzun arkasında bulunan USB porta takacağız. Taktıktan sonra arkadaşlar karşımıza bu böyle bir uyarı gelecek. Burada stay diyoruz. Yani kal diyoruz. Kal dedikten sonra arkadaşlar burada yazılımın hazır olduğunu söyleyecek. Bunu da install diyerek yazılımımızı kuracağız arkadaşlar. Genelde anlamda basit bir işlem arkadaşlar. Hepinizin kolaylıkla yapacağını düşünüyorum. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum arkadaşlar.